Hayatın ne de nasıl derler onu, feleğin çemberi derler ya. Öyle durumlarımız olmuştur. Yaşım 11, 12, 13 tam da hatırlamıyorum. Gölcük Otogarı'nda simit satıyorum. Günde 30 tane 40 tane satamadığım zaman, hepsini bitiremediğim zaman patrona getiremiyordum hani o karlarım orada. Öyle bir sancılarımız çok olmuştur. Bir gün gene garajda simit satıyorum. Değirmendere'de Cüneyt Tezgel diye bir abimiz var. Lakabı Tilki Cüneyt'tir. Çok kurnaz bir adamdır. Onun da otobüsü vardı. 302'si Avrupa Kasa. İstanbul'a asker getiriyor cumartesi günleri. Buradan askerler dağılıyordu Gölcük'te. Mavini kaçmış. Bırakmış gitmiş. Lan simitçi gel buraya dedi bana. Buyur abi dedim, simit mi falan. Git dedi, mavinlik yapabilir misin dedi. O zaman da seviyoruz otobüs, mavin falan. Ama simitçiyiz biz yani, simitçi. Simitçi aşağı, simitçi yukarı. Yaparım abi dedim. Git dedi, otobüsü dedi süpür dedi. Hazır bekle arabada dedi. Gittim tabloyu koydum arabanın bagajına. 3-4 tane simit vardı. Dayı orada bir başladım otobüsçülüğe. Cüneyt abinin yanında. Değirmendereli Cüneyt Tezgel. Salih Güney'e benzer. Yakışıklı bir abiydi. 10 sene Cüneyt Tezgel'le çalıştım. Tilki Cüneyt. Lakabı Tilki'ydi. Herkes bilmez. Ondan sonra 94 senesine kadar onun yanında çalıştım. Kamil Koç'a kadar çıktık beraber. Prenses vardı o zaman. Kocaeli Turizm'de çalıştık. Köseoğlu'nda, Dikici Turizm'de, Gaziantep Bilge'de, bunlarda hep mavinlik yaptım. Tabii bunları ben kısa kısa geçiyorum. 10 sene Cüneyt abiyle çalıştım. 94'te askere gittim. Tabii askere gitmeden önce ehliyet o zaman 23 yaşındaydı otobüs ehliyeti. Ben 22 yaşlarında ehliyetsiz otobüs bile kullandım o zaman. Yani ya arkadaş tam anlatamıyorum. Film gibi. Askere gittim geldim. Cüneyt abi o zaman arabayı yenilemiş. Prenses 94 model. Kamil Koç'ta çalışıyor. Gel dedi. Çıktım otobüse tabii ehliyetli bir şekilde. Kamil Koç'ta çalıştık onunla. Bayağı bir zaman. Sonra Asya Tur'a geldik. Cüneyt abiyle Kamil Koç'u bıraktık. Asya Tur'a geldik. Tabii ben hastayım. Lastikleri böyle, arabanın lastikleri siyah olacak. O zamanlar parlatıcı yok. Kolayla, kolala, millete kola dağıtıyorduk ya. Ben o kolayla lastikleri yıkıyordum hep. Döküyordum bir kolayı, bir iki litreyi kovaya. Fırçayla lastikleri. Peronda dururduk, bir yerlerde dururduk. Hemen lastiklere bakardım, koşardım. Affedersin. O bir de insan idrarı lastiğe şey yaptığın zaman asitlidir ya, siyah olur. Yani öyle gizli yerlerde küçük suyumuzu bile lastiklere dökerdik. Öyle bir manyaktım, öyle bir sapıktım yani. Çünkü lastikler siyah olması bizi tedavi yapıyordu. Hastayım, lastikler beyaz yanak, cant kapaklarım yakışıklı olacak. Hastaydım ben. Otobüsümün arkasında yazardı, en arkada camda mor lamba. Gözlerinden okunuyor, sen de istiyorsun. Tabii. Kadınmış, para hırsıymış, zamanla anlıyor insan, ölürüz diye mi üzülüyoruz? Ne ettik, ne gördük şu fani dünyada? Kötülükten gayret. Ölünce kirlerimizden temizlenir, ölünce biz de iyi adam oluruz, şöhretmiş, para hırsıymış. Hepsini unuturuz. Hepsini unuturuz. Altta, en altta karterin orada Tilki diye yazardı. O zaman Cüneyt abi popülerdi. Çok seviyordum onu. Sonra Asya Tur'a geldik. Asya Tur'da çalışmaya başladık. Tek şoför çalışıyordum. O zamanlar çift şoför şeyi yoktu. Yapıştır, yapıştır. Gece gündüz araba sürüyordum. Yeniyiz, hevesliyiz. Sabahlara kadar araba sürüyoruz. Asya Tur'da beni müdürler çok sevdi. Cüneyt abi dedi ki ben Asya Tur'u bırakıyorum. Burada para kazanamıyoruz. Yani sevmedi. Müdürler beni bırakmadı. Cüneyt abi böyle şöyle derken ben kaldım Asya Tur'da. Verdiler bana oradan firmadan bir araba. Asya Tur'da çalışmaya başladım. Seviliyoruz. Orada da belli bir dönem çalıştım. 99 depreme yakın.
Asya turdayım. Ayvalık'a çalışıyorum saatli. Gündüz 12, akşam oradan 9 mu öyle bir şey kalkıyorum. Yeni evlendim. Bir senelik evli değilim yani aşağı yukarı. Ayvalık'a gidiyorum gündüz 12. Gittim, gece oradan döndüm. Az şeyde Ayvalık'ta denizin kenarında otobüsü çekmişiz, sıramızı bekliyoruz ama böyle bir şey var bende. Bir düşünce var kara kara. Yanımdaki yedek şoför diyor ki ne düşünüyorsun hayırdır? Yok abi dedim öyle daldım dedim. Deprem olacağı günün gündüzü. O gece deprem olacak. Ama bana bir hep denize girerdik. O gün bir şey çöktü bana yani. Böyle oturuyorum kumsalda. Otobüste çekmişiz Mavin temizliyor. Neyse sıramızı aldık çıktık geliyoruz. Susurluğa molaya girdik. Yemeğimizi yedik ben yatağa girdim. Gece 2.30 herhalde o civarlar bir şey. Orhan Gazi'nin oralara geldik. Mavin beni kaldırdı. Abi dedi kalk dedi Yalova'da yol mu çökmüş ne olmuş dedi ne yapacağız? Kapalıymış oraları. Meğer deprem oldu. Yıkıldı Gölcük Mölcük. Biz bilmiyoruz ya. Allah Allah kalktım giydim üstüm başımı. Öbür şoför yabancıydı yani arabanın zimmetlisi araba benimdi. Zimmetli bendim. Aldım arabayı Orhan Gazi'nin içinden o İznik'ten dağlardan mağlardan Karamürsel'e indim. Lan bir baktım tek tük binalar yıkılmış Karamürsel'de. Radyoyu dinliyoruz işte ama biz aklımıza gelmiyor ki Gölcük'te biz işte falan filan şu bu. Hiç. Adapazarı'na sıramız var. 10-15 kişi var arabada. Zor bela zor bela Değirmendere tesislerimize kadar geldik. Dedim ki yolculara ben buradan öteye gidemem. Bu araba gitmez yol tıkalı. Başınızın çaresine bakın. Çektim arabayı tesise millet curcuna şu bu. Benim de bir Tempra arabam vardı o zaman. Tempra tesisteydi ben oraya bırakmıştım. Yedek anahtarı da vardı babamlarda. Bizimkiler arabayı almadıysa eyvah dedim gelemedi. Yani yoksa arabayı alırlardı oradan devamlı. Hani baktım araba orada. Zor bela arabayı aldım. Otobüsü bıraktım orası curcuna karışık her taraf. İnsanlar oraya hep gelmişler alan genişti. Oradan çıktım yukarılardan bizim binaya geliyorum. 5 katlı binada oturuyorduk. Arabayı bıraktım o mahalle arasında bir yerde ama her taraf karman karışık yıkılmış her yer. Bir köşe var. O köşeyi döndüğümüz zaman bizim bina çıkıyordu karşımıza. 500 metre kala. Arabayı bıraktım geliyorum. Şimdi ama hep yıkılmış her taraf. O köşeyi döneyim mi dönmeyeyim mi döndüm mü binayı göreceğim ya da gökyüzünü göreceğim. Köşeyi bir döndüm dayı gökyüzü. Bina yok. Bizim. Olmuş 5 katlı bina olmuş 1 katlı oturmuş. O an acı hissetmiyorsun zaten. O an cenazeni bulup defnetme şu bu bunların peşindesin yani. Herkes orada birilerini arıyor. Karman çorman. Yani o anki olayı kimse anlatamaz yani. O yüzden ben şunu söylüyorum her zaman. Her zaman her insan o olaya adaydır. Kimse büyük konuşmasın. Akşam yatarken böyle duvara bakıyorsun ya yatağındaki yattığın zaman evinin duvarına yukarı tavana. O tavana bakarken o tavan senin kafana yıkılacakmış gibi yatacaksın. Anladın mı kardeşim? Onu biz yaşadık. O yüzden benim şu an güzel büyük yüksek evde veya villa türü evlerde oturabilirim. Büyük yani katlı. Deprem konutlarında oturuyorum. Neden? Duvara çivi çakamıyorsun. Çok sağlam bizim bu Gölcük'te deprem konut evleri. Küçücük ev. Misafirin gelse ağırlayamıyorsun. Küçük. 80 metrekare. Ama o korkuyu yaşadığım için büyük binalarda oturamıyorum. Diyeceğim o ki depremden bir hafta sonra 3-4 gün sonra trilyonluk adamla bile hani o havalı insanlar vardır böyle şu an bile var. O trilyonluk adamla yemek kuyruğuna beraber girdik. Tamam mı kardeşim? 30 tane dairesi olan da bitti. Bir tane evi olan da bitti. Ne bileyim her şey olan da bitti. Bunlar hep bir derstir. Ben bunları yaşadım. Ondan sonra tabii aradan tabii eşimi de kaybettim ben o zaman depremde. Yeni evliydim. Çocuğum falan yoktu. Tabii Trabzon'a götürdük, defnettik, şu oldu, bu oldu. Aradan bir 10 gün geçti. Tabii ben aptal aptal dolaşıyorum buralarda. İşte yardımlar geliyor, cenazeler, şu bu, arananlar, şu bu. Karman çorman. Benim otobüs hala tesiste duruyordu. Müdürler beni aradı. Tabii depremin o haliyle bile burada insanlar, bazı insanlar, kurtulanlar veya bir şey olmayanlar Marmaris'e şuraya buraya kaçmanın peşinde, tatil gibi. Gitmenin peşinde. Müdürler beni aradı. Dediler Erdinç sen dalgınsın ama canın daralıyor, sıkıntı yani belli görüyorlar, beni ziyarete geliyorlar falan. Otobüsün orada yatıyor. Marmaris'e sıra yazalım sana hem açılırsın
Git, adam da bulamıyorlar zaten o ara. Ben gittim normal kot pantolon şundan bundan aldım otobüsü. Tabii kafa dalgın ama ruh gibiyiz. Rica ettiler. Aldım otobüsü, İzmit'ten doldurduk. Gidiyorum. O an bile, şimdi cenazeyi gömmüşüz. Yolda giderken, gece saat 2-3 gibi, şimdi sürüyorum ya otobüsü. Diyorum, o zaman hep telefonlar geliyordu. İşte burada kayıp cenazeler vardı, kayıp insanlar vardı. Falan yere hastaneye götürmüş, akrabalara haberi yok. Sağ olarak geri geliyordu, anladın mı? Diyelim İstanbul'a, şuraya buraya hastanelere gidenler vardı. Kayıp görünüyordu. Dedim ulan bize de böyle bir telefon da o zaman 337 Ericsson telefonum var. Burada duruyor böyle de otobüsün şurada. Şimdi telefon çalacak diyorum. Bana diyecekler ki işte sizin eşiniz şu hastanede, gelin alın. Şu an düzeldi. Bu gibi hayaller. Öyle yaşayarak arabayı sürüyordum o zamanlar. Bunları yaşadık. O yüzden şu an her şey güllük günistanlık, şu bu ama kimse de onu depremi kafasından çıkartmasın. Bunları yaşadık. Kısa kesiyorum bunları. Bayağı mevzularımız var. O konuda yaşadığımız sıkıntılar var. Ondan sonra tabii ölen öldüğüyle kalır. Arkadan kalanlar yaşar. Bu bir gerçek. Ölen öldüğüyle kalır yani. Tabii biz sonra Allah razı olsun evlendik yeniden. Tabii kendi şu an evlendiğim eşimin de annesi babası depremde öldü. Öyle bir tanıştık. Şu oldu, bu oldu. Evlendik sonuçta. Allah razı olsun. Bir sıkıntımız yok. Ondan sonra kardeşim depremi yaşadık. Tabii biz başladık gene Asya Tur'da çalışmaya. Devam ediyoruz tabii. Yeniden çadırlarda kaldık. Şurada kaldık, burada kaldık. Temper arabam vardı. Onun içinde yattım günlerce. Çadırda kaldık. Burada o kadar yardımlar geldi. Faydalanmadık. İçimizde şeytanlık yok. Millet buradan yağları alıp sattılar. Bakkallarına götürdüler. Örnek bu yani. Ondan sonra Allah'ımıza şükür tabii hiçbir şeyimiz kalmadı. Yeniden hayata dönüş yaptık. Şu oldu, bu oldu. Allah'ımıza şükür şu an iyi durumdayız. Ama herkes başına nasıl diyeyim ben? Niye anlatılmıyor yani? Örneğin şu hastalığı sebep gösterelim. Ya bir tat tuz var mı? Her şey bitti bir anda. O da öyleydi. O daha fenaydı. Tabii o arada Asya Tur'da devam ettik. Birkaç sene daha. Ondan sonra burada benim köylümüz vardı. Galericilik yapıyorlardı. Onların yanına izine indikçe ben takılıyordum. Çay içiyordum. Arabayı çekiyordum. Muhabbet ediyorduk. Buradan bir galericilik bana bir heves gibi geldi. Sonra ne olduysa Asya Tur'da müdürle ters düştük. Bir şey oldu. Bir yoldan geldim. Gene yola gideceksin dediler. Adam için iyi adamları devamlı göndermeye çalışıyorlar. Ben hasta titizdim. Yok öyle bir şey. Yolcuya iyi davranmasını, şusunu, busunu her şeyi nabza göre yapardım. Yani işimde kompetandım ya. Tabii bu işler zorlaştı. Eskiden ne hasar kaydı vardı, ne şu vardı, ne bu vardı. Adam geliyordu. Alıyordu arabayı, kaportacıya gösteriyordu, motorcuya gösteriyordu. Selamun aleyküm. Şimdi kardeşim, adam diyor ki bunun diyor ilk sahibi ne iş yapmıştı, son sahibi ne iş yapmıştı. Bu adam bu arabayı nerede kullandı? Modelsiz bir araba ya. Alırsın 2019-2018 bir araba, sana hak vereceğim. Boya var mı? Var. Var abi. Kaç santim macun var mı? Niye boyamış? Acaba nedendir? Diyorum ki adam canı sıkılmış, boyatmış. Allah Allah. Adam sürtmüş, bir şey olmuş, boyanmış. Yani bu araba tavanı değişik olsa ve bileyim diri söylenir de sana. Yani bir parça, iki parça. Niye boyanmış? Daha önce resimleri var mı? Var ya, albüme yerleştirdik, seni bekliyorduk. Misal. Zorlaştı. Kayıt olayları çıktı. Demek ki biz eskiden binlerce pert kayıtlı araba satmışız. Öyle ya, öyle ya. Bu iş 2005'te çıktı. Ondan önce alıyordu adam, kaportacıya gösteriyordu, motorcuya gösteriyordu. Kayıt o arabalarda demek ki çok değişenli arabalar da sattık. Kayıt yani bu o zaman öyle sayılmıyordu da şimdi mi? Ya anlayacaksın mide bulandırıcı bir duruma geldi. Atıyoruz bakıyorsun arabada hiç değişen yok. Arabada hiç değişen yok ha, araba boncuk. Ama kayıt var 30 bin lira. Ulan Allah, anlatamıyorsun insana. Bak benim başıma geldi öyle bir arabada. Arabada 45 bin lira. Kayıt var, arabada hiçbir şey yok. Lan bir dibine indik, araba çalıntı buluntu yazıyor sigortada. Araba çalınmış, kaskosundan para almışlar.
Ama bunu anlatamıyorsun müşteriye. Allah Allah. Tango öcü var arabada. Böyle uzaktan uzaktan dolaşıyor arabanın etrafı. Yani böyle olaylar. Boka sardı yani işin kısacası. Boka sardı yani. Yok abi. Anlatamıyorsun artık. Zorlaştı bu işler. Bu işler bence küçük esnafın yapacağı işler değil. Bilmiyorum. Kararsızım yani. Belki 5 sene daha yaparım. Sıkıldım. Beyin bitti. Yaşım 46. Çöktük be kardeşim. Çöktük be kardeşim. Gece telefon çalacak mı? Alo. Adama araba satıyorsun. 20 senelik araba. Alo, araba lamba yandı orada. Oğlum ne bileyim ne lambasıdır nedir yani yanar bu olabilir. Yani kullanıcı hatası olur, bu olur, şu olur. Alıyor adam arabayı, biniyor 2 ay. Alo, motor yedi bu araba, motor kilitledi. Oğlum motor kilitler tabii, biz bile burada motor kilitledik. Buz yaptı, don yaptı ya. Çocuk uyanamadı işi, marşa bastı. Arabanın hep üstte psipotlarım hep yamulttu. Misal nereden bileyim ben senin öyle bir durum yapmadığını. Alo, sen sattın bunu. Oğlum 2 aydır biniyorsun. Alırken bu araba, ha neredesin? Trabzon'da. Oğlum bu araba Trabzon'a gitti. Nasıl gitti motor kilitlenmiş araba? Yani bu gibi sorunlar neler neler. O yüzden bunaldım, çok daraldım. Allah şükür bu işten ekmek yedik. Tabii nankör olmamak lazım. Tabii geliyoruz gene aynı konulara. Zor meslek bu, zor zanaat. Adam tertemiz orijinal arabayı ormanın başında da bile satar. İnternete koyuyorsun, öyle bir şey var. Zor temiz arabayı 5 yaşında 10 yaşındaki çocuk bile satar internetten. Önemli olan böyle boyası olan, değişeni olan, kaydı olan, kuydu olan arabayı satabilmek. Biz sanat yapıyoruz kardeşim. Ha hepsi benim öyle değil. Öyle olan arabaları da var. Temiz arabamız da var. Değişeni olan da oluyor. Biz sanat yapıyoruz. Ben kendimi öyle görüyorum yani. Öyle adam diyor ki ya diye sen tertemiz arabayı satıyorsun boncuk gibi. Tabii yaslanırsın arkana. Satsana değişeni olan bir arabayı. Göreyim ben seni esnafsın diyeyim o zaman. Yani bu işin zorlukları. Ben bunlara giriyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ben senden tarafım yani. Olay bu kardeşim. Yani bu işin zorlukları. Galericiye de böyle devam ediyoruz 14-15 senedir. O bazı böyle kıl kuyruklar var. Onları eleştiriye açığız kardeşim. Ama kırmadan. Eleştir beni kardeşim, sen şusun busun da veya galericiler şöyle. Ama kırmadan bunu yap kardeş. Eleştiriye açık olmazsan zaten tad alamazsın bir şeyden. Hep iyi, hep iyi, abi sen iyisin, abi sen iyisin. Olmaz. Bir tanesi diyecek sen falan filan ama kırmadan. Urfa'nın halkını çok seviyorum. Askeri, polisi çok severler. O Urfa, Adıyaman, Antep, Mardin bütün bölge sorumlusuyduk. Allah razı olsun. Urfa'nın halkını severim. Bak burada böyle. Bak şu araba. Şu araba Toros'tur. Bunu arazide bulmuştuk o zaman. 12 bindeydi. 60 bine kadar kullandık. Bu arabayı o sene 94'lerde. Ondan sonra beğer araba çalıntıymış. 60 binde sahibini aradık. Arabanı bulduk diye. Çok güzeldi. Bak şöyle görevden geldiğimiz zaman. Bu da mix'imiz burada. Yorgunuz. Bu o cezaevi arkadaşımız bu bak. Bunun bu da elektronikçidir Yalova'da. Bunu ziyarete gittik. Bu da bizim ufaklık paşa. Bu da tabii elit takıldığımız zamanlar kardeş. Olay bu. Bu kırmızı balık, şu büyük balık olan var ya kırmızı balık. Bu balık benden aşağı yukarı bu işe başladı. Küçücüktü, serçe parmağım kadardı. Bu akvaryum büyük olsa daha da büyüyecek. Sazandra esas. Kuyu balığı deriz ona. Bu şu balığım benim bütün burada, bütün olaylarıma şu balık şahittir. Şu var ya şu bak. Beni çok sever. Sabah geldim hemen buraya gelir böyle. Alıştı çünkü. Aşağı yukarı 13-14 senedir benden bu balık. Şu. Çok çocuk gibi baktım ona ben. Kovala yaralandı bir ara. Aldım kovada onu. Yani onu özel. O balık da benim anım çok. O da beni tanıyor. Ben de onu tanıyorum. Ondan bizim mazimiz bir başka. Benim her şeyime şahit olmuştur. Ne ocaklar söndü ona şahit olmuştur. Şu masada ne paralar sayıldı ona şahit olmuştur. O balık var ya benim bütün sırlarımı bilen. Aşağı yukarı 13-14 senedir benim sırdaşımdır o. Şu kırmızı. Bak kerata. O balık bana bir dosttur. Herkesten yakındır. O yüzden onsuz yapamıyorum. Her sabah dükkanı açtığım zaman onu görmem gerekiyor. Onu görmedim mi benim işim ters gidiyor. Çocuk gibi bakarım ona. O üstteki gemiler cezaevindeki arkadaşlara yardım etmek için almışımdır satın. Orada da insanlar
mağdur kader mahkumları vardır. 7-8 tane gemi oradan almışımdır. Yardım amaçlı satın almışızdır. Ama şurada 5 sene daha yaparım. Ondan sonra herkes baksın işine. Uğraşamam abi, bildiğin gibi değil. Zora girmeye başladı bu işler. Çok zor yani, çok. İnsan da haklı tabi. Adam biriktiriyor 50 bin lira parasını krediyle, şurayla, burayla. Belki bize az geliyor. Ama o insan o 50 bin lira da çok geliyor. Ama bir yerde buluşmak önemli. Birbirini anlamak önemli. Bazen olmuyor bunlar. Sorunlar çıkıyor. Bu da bu işin cilvesi herhalde. Ne bileyim. Allah'ımıza şükür. Şükür etmek lazım. Ya sabah kalkacağına dair senedin yok. Şükrediyoruz. Olay bu. Ama şu 2 aydır çektiğimiz çileyi başka kimse, ben hayatımda çekmedim. Bir acayip oldu. 3 ay önce devalüasyon oldu arabalarda. Şov yaptı herkes. Biz de yaptık. Ben de diyorum ki sattığımız günlere sayalım. Hani güzel iş yaptığımız günlere sayalım diyorum. Ama şu 2 ay kadar bir çile çekmedik yani. Ne demişim, benim bir sözüm vardı demiştim. Bayağı bir galericiler arasında şey olmuştu. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz. Böyle bir sözüm var, bu galericilerin ağzında şey olmuş. Demek istiyor, şimdi halk diyor ki, şimdi galericiler diyor ki, biz şu an ayazı yiyoruz ama sıra bize de gelecek gibi. Ama değil, sıkıntı yaşadık 2 ay Allah için. Şu an tek tük başladı. Dediğim gibi yasakların kalkması lazım. Dolarla altının biraz yükselmesi lazım. Çünkü yaptı herkes dolar altına, o da düşünce bozamıyorlar. Faizlerin bir ince düşmesi lazım. O yüzden şu an bir sıkıntı var. Ama Allah'a şükür diyelim. Ne diyeyim başka? Yapacak bir şey yok yani. Nabza göre şerbet kardeş. Anlatabildik mi mevzuyu?